Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün tanıtım sınavımızın Türkçe testini birlikte cevaplayalım. Birinci soru. Bir kelime oyununda öğrencilerden içinde harfler olan kutuları yan yana getirerek anlamlı sözcükler oluşturmaları istenmektedir. Bir kelimeden yola çıkarak ikinci bir kelime oluşturulurken şu kurallara uyulacaktır. Kutuların yer değiştirmesi zorunludur. Yani kesinlikle yer değiştirecek. Kutudaki harfler kendi içinde yer değiştirebilir. Ancak değiştirmeyebilir de böyle bir zorunluluk yok. Örneği incelediğimizde askı sözcüğüne bakalım. Birinci kutu bakın ikinci bölümde yer değiştirmiş. Yine ikinci kutuda birinci bölüme alınmış. Dolayısıyla kutuların yer değiştirmesi zorunludur. Öncülü sağlanmıştır. Askı sözcüğüne baktığımız zaman as İkinci bölüme geçerken kendi içerisinde yer değiştirmiş. Ancak kı yer değiştirmemiştir. Askı kısa yeni bir kelime türetilmiş ve iki öncül de sağlanmıştır. Aşağıdaki kutucuklara baktığımız zaman kolum sözcüğüne bakalım. İlk kutu ikinci bölümde bakın yer almamış. Sadece ke şeklinde yer almış. Dolayısıyla bu öncülü sağlamadığı için elenecektir. Atkı sözcüğüne bakalım. İlk kutu bakın ilk bölümde yer almış. Dolayısıyla kutu yer değiştirmediği için de yine bu öncül sağlanmamıştır. Arsa sözcüğüne baktığımızda ar ikinci bölümde yer almış. Yani kutu yer değiştirmiştir. Sağ da ilk bölümde yer almış. Yine yer değiştirmiştir. Ar ra şeklinde harflerle kendi içerisinde yer değiştirmiş. Ancak sa değiştirmemiştir. Burada kutudaki harfler kendi içerisinde yer değiştirebilir ya da değiştiremez şeklinde söylemiştik. Kutular yer değiştirdiği için öncülü sağladığından dolayı cevap C olacaktır. Arsa, sara şeklinde ikinci bir kelime türetilmiştir. Yine kaya sözcüğüne bakalım. Bakın ilk kutuda yer alan ka İkinci kutuda ak şeklinde yer almış. Ancak ikinci kutudaki ya ilk bölümde yer değiştirmediği için bu döncülü sağlamamıştır. Cevap C şıkkıdır. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmiştir? Şimdi tarlalarda güneş vardır. Karlar donmuştur otların uçlarında. Artık akşamları dinlenemem başım avuçlarında. Saçlarımı kestirip rüzgara atacağım. Ta ki haber götürsün bir gün sana. İçimde bir şeytan var diyor ki aklına ne gelirse yapsana. Evet, Cahit Kulebi'den alınmış şiiri incelediğimiz zaman duygu bakımından sevgiliye duyulan özlem dile getirilmiştir. İlk dörtlüğe baktığımızda özellikle ilk kısımda şimdi tarlalarda güneş vardır, karlar dolmuştur otların uçlarında diyerek eskiden yaşadığı yeri de duyduğu bir özlem. Artık akşamları dinlenemem başım avuçlarında dediğinde de yine sevgilisine, sevgiliye duyulan özlem dile getirilmiştir. Saçlarımı kestirip rüzgara atacağım ta ki haber götürsün bir gün sana. Yine burada sevgiliye bir sesleniş, ondan ayrı kalmadan duyulan özlem, hasret dile getirilmiştir. O yüzden cevap C şıkkı olmalıdır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil eki alan bir sözcük fiilimsi olarak kullanılmamıştır? Evet, isim fiil ekini alan bazı sözcükler kalıplaşarak kalıcı isim oluştururlar. Bunu şu şekilde de anlayabiliriz. Kelimenin köküne olumsuzluk eki getirdiğimizde anlamsız bir sözcük oluşacaktır. Böylece isim fiil eki olmadığını, kalıplaştığını da görebiliriz. Konuyla ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Bakın burada görüş kelimesi fikir anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla buradaki uş üşe isim fiil eki diyemeyiz. Çünkü görüş artık kalıplaşmış bir isimdir. Hemen kelimenin köküne olumsuzluk eki getirelim. Görüşlerimi, görmeyişlerimi. Bakın anlam da bozulduğu için yine burada isim fiil eki olmadığını söyleyebiliriz. Cevabımız A şıkkı olmalıydı. Gökyüzündeki kuşların uçuşu hepimizi büyüledi. Bakın burada uçmak fiiline uş üş isim fiil eki gelmiş. Vişne ağacı bu yıl meyve vermeye başladı. Vermek fiiline mame yine isim fiil eki gelmiş. Gitar çalmak için aylarca kursa gitti. Bakın
Çalmak fiil köküne, makmek mastar eki aynı zamanda isim fiil eki gelmiş. Dolayısıyla cevap A şıkkı olmalıydı. Dördüncü soru. Bu metne göre bal porsukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sansargillerin ailesinin en yırtıcı olanlarından olduğu gibi cesaretiyle ve inatçılığıyla ün salmış bir hayvandır. Afrika'da yaşayan en etobur hayvanlardan biridir. Yetişkin bir bal porsuğu günde 1 kilo kadar yiyecek tüketebilir. Av olduğunda ve avlanırken en büyük savunma mekanizması derisiyle birlikte tüylerinin kalın ve esnek olmasıdır. Tropikal iklimler, ormanlar, nehir kıyıları, bozkırlar ve çöller olmak üzere çeşitli ortamlarda yaşayabilir. Evet, yırtıcı bir sansar türü olduğu söylenmiş. Hemen ilk kutuya baktığımızda sansargiller ailesinin en yırtıcı olanlarındandır dediğini görürüz. Dolayısıyla A şıkkına ulaşılabilir. Et ve otla beslenen bu hayvanlar günde 1 kilo kadar yiyecek tüketebilir. Hemen ikinci kutuya bakıyorum. Afrika'da yaşayan en etobur hayvanlardan biridir demiş. Otla beslendiğini söylememiş. Dolayısıyla otla beslendiğini söylemediği için bu kutudan bu bilgiyi net olarak öğrenemeyiz. C şıkkına bakalım. Kalın ve esnek tüyleri onlar için bir avantajdır. Evet, av olduğunda ve avlanırken en büyük savunma mekanizması derisiyle birlikte tüylerinin kalın ve esnek olmasıdır. Bu onun avantajıdır. Avlanırken ya da av olduğunda kullandığı bir avantajdır. Dolayısıyla buna da ulaşabiliriz. Çok farklı koşullarda yaşayabilirler. Evet, tropikal iklimlerde, ormanlarda, nehir kıyılarında, bozkırlarda ve çöllerde yaşayabiliyorlar farklı iklim koşullarında. Dolayısıyla cevap B şıkkı olmalıdır. Çünkü otla beslendiklerini söylemedi. Beşinci soru. Bu parçada Oktay Akbal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evet. Cümle cümle anahtar kelime belirleyelim. Oktay Akbal öykünün yanında bakın roman, anı, günlük, deneme olmak üzere çok çeşitli ürünler vermiştir. Birçok yazısında türler arasında ayrımı doğru bulmamıştır. Türlerin birbirinin içinden geçtiğini söylemiştir. Öykücülük adını verdiği deneme anı tarzını da içeren öyküleri, köşe yazıları da vardır. İkinci işim diye adlandırdığı ve 1956'dan beri yazdığı köşe yazıları için şu cümleyi kurmuştur. İkinci işi olarak belirlemiş bunu da. Köşe yazısı bir çeşit sohbettir. Dost okurlarla her gün yapılan bir söyleşi, her konuda dertleşme, öykücü ve denemeci kişiliğimin bu yazılardan daha etkin olduğu ortadadır. Bu yazılarda daha etkin olduğu ortadadır şeklinde belirtilmiş. Evet, A şıkkında pek çok türde eser vermiştir denilmiş. Bakıyoruz işte roman, anı, günlük, deneme gibi çok çeşitli alanlarda eser vermiş. Dolayısıyla A şıkkına ulaşabiliriz. Türler arasında ayrımı doğru bulmamıştır. Evet, türler arasında ayrımı doğru bulmadığından bahsettik. B'yi de eleyebiliriz. Türlerin birbiriyle iç içe geçtiğini düşünmektedir. Evet, türlerin birbirinin içinden geçtiğini söylemiştir. Dolayısıyla C'ye de ulaşabiliriz. Köşe yazıların diğer türlerin üstünde tutmuştur. Bir üstünlükten bahsetmemiştir. Tam tersi, öykücü ve denemeci kişiliğinin bu tür yazılarda etkin olduğundan, daha fark edildiğinden bahsetmiştir. Üstünlük kurduğundan değil. Dolayısıyla cevap D şıkkı olmalıdır. Altıncı soru. Aşağıdaki dizilerin hangisinde farklı türden fiilimsilere yer verilmiştir? A şıkkı. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Bakın şurada düşman kesinlikle buradaki anı sıfat fiil eki olarak almıyoruz. Çünkü düşman hem bir kelimenin köküdür hem de buradaki an sıfat fiil eki değildir. Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Bakın bilmek fiiline dıktik sıfat fiil eki gelmiş. Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Evet, olmak fiiline yine dıktik sıfat fiil eki gelmiş. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Olmak fiiline yine sıfat fiil eki.
Doğan gün dediğimizde doğmak fiiline an yine sıfat fiileki. İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Gelmek fiiline ınca ince zarf fiileki gelmiş. Dolayısıyla farklı türden fiilimsilere yer verilmiştir C şıkkında. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Ölmek fiiline yine an en sıfat fiileki gelmiş. Bu kaçıncı bahçe gördüm? Tarumar. Burada sıfat fiileki vardır. Farklı türden fiilimsileri sorduğu için C şıkkında sıfat fiil ve zarf fiileki olduğu için cevabımız C şıkkı olmalıdır. 7. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A şıkkına bakalım. Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Evet, sayılar yazıyla yazıldıklarında ayrı yazılır. Sayıların bitişik yazıldığı yer olarak çek, senet gibi ticari belgeleri söyleyebiliriz. Onun dışında sayılar yazıyla yazıldıklarında ayrı yazılmalıdır. Yani 35 ayrı yazılmalıydı. Burada bir yazım yanlışı vardır. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Çağımızdaki, buradaki ki bağlaç değildir. Dolayısıyla bitişik yazılmalıydı. Çünkü bu bir sıfat yapan ki'dir. Burada da ki'nin yazımında yanlışlık yapılmıştır. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Evet, mığmi soru eki her zaman ayrı yazılır. Soru anlamı taşısa da taşımasa da her zaman ayrı yazılır. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı yoktur. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Evet, yıllar yılı sözcüğü de ayrı yazılmalıydı. Dolayısıyla burada da bir yazım yanlışı vardır. Cevap C şıkkıdır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen deyimlerden herhangi birinin açıklamasına yer verilmemiştir? Evet, burnu yere düşse almaz, ipliği pazara çıkmak, üstüne tuz biber ekmek. A şıkkına baktığımız zaman dünkü davranışıyla üzüntümüzü bir kat daha arttırmış, hepimizi huzursuz etmişti. Evet, zaten üzüntülü olduklarını ve bir kat daha arttırdığını, yani durumun daha da kötüleştiğinden bahsetmiş. Bunu üstüne tuz biber ekmek deyimiyle açıklayabiliriz. Söylediği yalanlar ortaya çıkınca art niyetli biri olduğunu herkes anladı. Evet, ipliği pazara çıkmak aslında niyetinin ne olduğunun tam olarak açıklanması. Söylediği yalanların açıklanması anlamına gelir. Dolayısıyla B şıkkı da ikinci deyime uygundur. İşleri konusunda kendine o kadar güvenirdi ki asla yardıma ihtiyaç duymaz. Evet, burnu yere düşse almaz, kibirli, kimsenin yaptığını beğenmeyen, sadece yani kendine çok fazla güvenen anlamında kullanılmıştır. Kimsenin yardımına ihtiyacı duymamak anlamında kullanılmıştır. Bunu da yine burnu yere düşse almaz deyimiyle açıklayabiliriz. Hiç kimsenin yaptığı işi beğenmez, her şeye kusur bulur açıklamasına uygun bir deyim verilmemiştir. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. 9. soru. Bu bilgilerden, yargılardan hangileri kesin olarak çıkarılır? Asıl adı Sadreddin olmasına rağmen annesi ve babası onu hep Sadri diye çağırırdı. Arkadaşları bilye oynayıp uçurtma uçururken o piyesler hazırlayıp mahalle arkadaşlarına oyunlarını sunardı. Liseyi bırakıp devam mecburiyeti olmadığından Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümüne kayıt oldu. İlk filmi Günahsızları 1945'te çevirdi. 1959 yılında Yalnızlar Rıhtımı adlı filmde 38 yıllık hayat arkadaşı Çolpan İlhan ile tanıştı. Sinemanın yanı sıra şiir, resimle de uğraşan Alışık 500'ün üzerinde filmde rol aldı. En son rolü ise Yengeç Sepeti adlı dizideki baba rolüydü. Evet, sanatçının gerçek ismi Sadri değildir. Buna kesin olarak ulaşabiliriz. Çünkü asıl adının Sadreddin olduğundan bahsetmiş. Dolayısıyla bir ulaşılabilir. Hem arkadaşlarıyla oyun oynamış hem de piyesler hazırlamıştır. Buna ulaşamayız. Çünkü arkadaşları bilye oynayıp uçurtma uçururken o piyesler hazırlamış. Yani arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamayıp piyesler hazırlamayı tercih etmiş. Dolayısıyla bu şıkka ulaşılamaz. Yalnızlar Rıhtımı adlı filmde hayat arkadaşıyla tanışmıştır. Evet, Yalnızlar Rıhtımı adlı filmde 38 yıllık hayat arkadaşı Çolpan İlhan ile tanışmıştır. Bu bilgiye de kesin olarak ulaşılabilir.
Son olarak Yengeç Sepeti adlı dizide oynayan sanatçı 500 filmde rol almıştır. Evet, en son rolü Yengeç Sepeti'ndeki baba rolüdür. Ancak 500 tane filmde değil, 500'ün üzerinde filmde, daha fazla filmde rol almıştır. Dolayısıyla bu bilgiye de kesin olarak ulaşılamaz. Yanlış bir bilgidir. Verilen öncüllerde 1 ile 3 numaralı şıkka kesin olarak ulaşılabilir. Cevap B şıkkıdır. 10. soru. Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Binlerce yıllık yazılı belgelerden dilin hangi koşullar altında, nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı ve ilk dillerin neye benzediği bugün bile tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamadı. Evet, tam anlamıyla açıklanamadı. Altı çizili bölümden insanların ilgisini çekmeye devam ettiği, ilgi çekmekten bahsetmiyoruz. Bilinmeyen yönlerinin olduğu. Evet, tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamadıysa hala bilinmeyen bir şeyler olduğunu, bilinmeyen yönlerinin, taraflarının olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkına ulaşılabilir. Açıklanması için çalışmaların devam ettiği, evet, çalışmalardan da bahsetmedik. Kendine özgü bir yapıya sahip olduğu, evet, burada yapısından da bahsetmedik. Tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamaması hala bilinmeyen durumların olduğundan, yönlerinin olduğundan bahsetmektedir. Cevap B şıkkıdır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Evet, insan yaşamında sağlık kadar değerli başka bir şey yoktur. Evet, sağlık kelimesi tırnak içerisine alınmış ve vurgulanmak istenmiştir. Dolayısıyla burada tırnağın kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yoktur. Vurgulamak için kullanabiliriz. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu'nda bir köy öğretmeninin anılarını yaşıyoruz. Evet, eser isimleri tırnak içerisinde verilebilir. Ancak B şıkkında Çalıkuşu eserin ismidir ve Çalıkuşu tırnak içerisine alınmalıydı. Ek daha sonra gelmeliydi. Yani ek de tırnak içerisinde gösterilmez. Dolayısıyla burada tırnak işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Cevap B şıkkı olmalıydı. İlçedeki bir çay bahçesinde Orhan Veli Kanık'ın İstanbul'u Dinliyorum adlı şiiri asılıydı. Bakın, Orhan Veli'ye ait şiir yine tırnak içerisinde gösterilmiş. Sadece şiirin adı kullanılmış. Bu doğru bir kullanımdır. Mevlana'nın "Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol" sözünü çok severim. Yine Mevlana'ya ait söz tırnak içerisinde verilmiş. Dolayısıyla burada da kullanım doğrudur. Cevap B şıkkı olmalıydı. 12. soru. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Evet, İzmir'de 13-15 yaş aralığındaki sporcuların katılacağı müsabakalar düzenlenmiştir. Müsabakalar tenis ve yüzme dalında yapılacaktır. Evet, şöyle bir tablo oluşturduğumuzda tenis ve yüzme dalında iki müsabaka yapılmış. Sporcular iki farklı dalda da yarışabilecekler. Birinciye altın, ikinciye gümüş, üçüncüye bronz madalya verilecektir. Yarışmaya katılan öğrencilerle ilgili şu bilgiler mevcuttur. Evet, Metin katılıyor yarışmaya. Hemen şuradan da bir çizgi çekelim. Daha sonra Hilal, Suzan, Ali ve Burcu yarışmaya katılıyor. Metin yarışmaya iki dalda katılmıştır ve bronz madalya kazanmıştır denilmiş. Hilal ve Suzan aynı anda aynı dalda yarışmışlar. Biri ikinci, diğeri üçüncü olmuş. Yani Hilal ve Suzan ya Hilal ikinci yüzmede üçüncü ya da Suzan teniste üçüncü, yüzmede ikinci olmuştur. Hangi dalda olduğunu bilemeyiz. Çünkü ikisi de aynı dalda yarışıyorlar. Biri ikinci, diğeri üçüncü olmuştur.
Yüzme dalında ilk üçe giren herkes sadece bu dalda yarışmıştır. Ali tenis dalında gümüş madalya kazanmıştır. Ali teniste gümüş madalya kazanmışsa ikinci olmuştur. Burcu tenis dalında en yüksek ödülü almıştır. O zaman Burcu teniste altın madalyayı alarak birinci olmuştur. Burada şu öncüle dikkat edelim. Yüzme dalında ilk üçe giren herkes sadece bu dalda yarışmıştır. Metin yarışmaya iki dalda katılmış ve bronz madalya kazanmıştır. Yani Metin birinde üçüncü olmuştur. Şimdi Metin yüzmede bronz madalya almış olamaz. Yani üçüncü olamaz. Bunun sebebi yüzme dalında ilk üçe girenler sadece bu dalda yarışmıştır. Yani Hilal sadece yüzme dalında yarışmıştır. Ancak Metin her ikisinde de yarıştığı için üçüncü verilen öncüle uymamaktadır. Dolayısıyla Metin tenis dalında bronz madalyayı almış ve üçüncü olmuştur. Çünkü Metin her iki dalda da yarışmıştır. Ancak yüzme dalında ilk üçe girebilmesi için sadece bu alanda yarışıyor olması gerekirdi. O yüzden Metin'in tenis dalında üçüncü olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Cevabımız bu yüzden C şıkkıdır. 13. soru. Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Evet, anlamlı bir sıraya koyduğumuz zaman savaşın nedenlerini çok geniş alanı etkileyen sonuçlarını ortaya koyan kısa metrajlı bu belgesel izleyicisine kapsamlı ve sürükleyici bir savaş tarihi sunuyor şeklinde anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulabilir. Hangisi baştan üçüncü olur diye sorduğumuzda cevap A şıkkı olmalıydı. 14. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yıllar önce dondurma yiyebilmek için yalnızca yaz aylarında kepenklerini açan mahalle dondurmacılarını beklemek zorundaydık. Evet, yıllar önce sadece yaz aylarında yendiğinden bahsedilmiş. Günümüzde ise marketlerde değişik tatları ve şık ambalajlarıyla yer alan rengarenk dondurmalar 4 mevsim bu lezzeti tatma olanağı veriyor. Evet, 4 mevsim tadabildiğimizden bahsetmiş. Doktorlar dondurmanın sanılan aksine üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmadığını söylemişler. Sağlık kurallarına uygun olarak hazırlandığı ve saklandığı sürece çocukların tüketilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Dondurmayla ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli nokta eridikten sonra kesinlikle dondurulmaması. Buna dikkat edilmezse ciddi besin zehirlenmelerine yol açabilir. Evet, dondurmanın eskiden beri sadece yaz aylarında tüketilebildiğini, yıllar önce evet yaz aylarında tüketildiğini, ancak günümüzde değişik tatta ve ambalajlarıyla 4 mevsim yer aldığından bahsedilmiştir. Yani sadece günümüzde artık yaz aylarında tüketilmemektedir. Dolayısıyla bu bilgiye ulaşılamaz. Dondurmanın üst solunum yolu enfeksiyonlarının neden olduğuna inanıldığı, evet, sanılanın aksine demişiz, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmadığı ortaya çıkmıştır. Demek ki böyle bir inanış vardı. Dolayısıyla B şıkkına ulaşılabilir. Dondurmanın üretim ve saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğine, evet, özellikle eridikten sonra asla dondurulmaması gerektiğine, sağlık kurallarına uygun hazırlanması ve saklanmasına dikkat edilmesi gerektiğine bahsedilmiş. Dolayısıyla C şıkkına ulaşılabilir. Dondurma çeşitliliğinin eskiye oranla arttığı, evet artık değişik tatlarda rengarenk dondurmaların yer aldığından ve bunun 4 mevsim bulunabildiğinden bahsedilmiş. Dolayısıyla D şıkkına da ulaşılabilir. Ancak A şıkkına ulaşılamaz. Cevap A şıkkı. 15. Uçurumu sevenin kanatları olmalı sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Evet, uçurumu sevenin kanatları olmalı. Yani tehlikeli bir iş yapıldığında mutlaka o işle ilgili bilgi, tecrübe ve deneyimin olması gerektiğinden bahsedilmiş.
Bu şıkta C de var. Yeterli donanıma sahip olmadan tehlikeli işlere girişilmemesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Cevap C şıkkıdır. 16. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir? Yani yakınmak, şikayet etmek anlamındadır. Filmlerin, çizgi filmlerin, haberlerin ve benzeri yayınların şiddet içermesi, insanların şiddete karşı duyarsızlaşmasına ve istediklerini elde etmede şiddeti bir yöntem olarak görmesine neden oluyor. Evet, şiddet içermeleri insanların duyarsızlaşmasına ve şiddeti bir yöntem olarak görmesine neden olmuş. Son yıllarda artan ve kontrol edilmeyen saldırgan davranışların artışıyla gazete ve televizyon yayınlarındaki şiddet içerikli haberler arasında doğru orantı olması bunun kanıtı. Şiddetle ilgili başka bir önemli noktaysa okuyucu ve izleyicilerin kendilerini daha güçlü görünenle daha ünlü olanla özdeştirmesidir. Anne babalar ve eğitimciler çocuklara iyi örnek olacak dizi ve film karakterleri bulmanın çok zor olduğu konusunda birleşiyorlar. Evet, A şıkkına baktığımız zaman yayınların içerikleri sebebiyle insanların şiddeti kanıksaması. Kanıksamak artık duyarsızlaşmak, umursamaz hale gelmek demektir. Bakın, filmlerin, çizgi filmlerin, haberlerin ve benzeri yayınların şiddet içermesinden dolayı insanların artık şiddete karşı duyarsız, yani bu durumu kanıksadıklarından bahsedilmiş. Dolayısıyla A şıkkına ulaşılabilir. Bu yakınılan bir durumdur. İnsanların güçlü ve ünlü kişilere karşı özentili tutumlar içinde olması. Evet, burada yine insanların kendilerini güçlü olanla, daha ünlü olanla özdeştirildiğinden bahsetmiş. Bu durumdan yakınılmıştır. Dolayısıyla B şıkkına da ulaşılabilir. Dizi film karakterlerin çocuklar için örnek rol model oluşturmaması. Evet, anne babalar, özellikle eğitimciler, çocuklara iyi örnek olabilecek dizi ve film karakterini bulamadıklarından yakınıyorlar. Dolayısıyla bu da yakınılan bir durumdur. Saldırgan davranışların artmasıyla şiddet haberlerinin fazlalığı arasında doğru orantılı olmaması yakınılan bir durum değildir. Tam tersine, saldırgan davranışların artışı ve televizyondaki, gazetedeki haberlerin artışı arasındaki doğru orantı, yani biri artarken diğerinin de artması yakınılan bir durumdur. Dolayısıyla burada cevap D şıkkı olmalıydı. Çünkü şiddet haberleri arttıkça saldırgan davranışlar da artıyor. Bu yakınılan bir durumdur. Birinin artarken diğerinin azalması yakınılan bir durum değildir. Cevap D şıkkı. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde verilen deyimin anlamını içermemektedir? Son günlerde evdekilerle ilgilenmiyordu. Kendini kitap okumaya vermişti. Bunu tadına varmak deyimiyle açıklamış. Ancak tadına varmak bir şeydeki ince güzelliğin farkına varmak anlamında kullanılır. Dolayısıyla kimseyle ilgilenmemesi, kendini kitap okumaya vermesi, herkesten kendini soyutlaması, kabuğuna çekilmesi anlamında kullanılabilirdi. Burada verilen deyimle cümledeki anlam uyuşmadığı için cevap A şıkkıdır. Çocuğun ağlamasına aldırış etmiyor. Bunlar hemen hazır olacak diyordu. Gözünün yaşına bakmamak. Gözünün yaşına bakmamak, yani yapılması istenenin bir an önce yapılmasını, onun haline tavrını aldırış etmemek anlamında kullanılır. Burada çocuğun ağlamasına aldırış etmemesi gözünün yaşına bakmadığı anlamına gelir. Bu doğru bir kullanımdır. Mutsuz olduğunu biliyor, onu kıracak şeyler söylemiyordu. Evet, halden anlamak, kişinin içinde bulunduğu durumu göz ardı etmeden onun hassasiyetine dikkat etmek anlamında kullanılmıştır. Burada da mutsuz olduğu için onu kıracak şeyler söylememesi halden anladığı anlamına gelir. Dolayısıyla doğru bir kullanımdır. Öğretmenini görünce heyecanlanmış, ne söyleyeceğini bilememişti. Evet, dili tutulmak, heyecanlanmak, ne söyleyeceğini bilememek, uygun cümle, uygun kelime bulamamak anlamında kullanılır. Burada heyecanlanması
konuşamaması, o an söyleyecek sözleri ağzından çıkmaması anlamında, yani dili tutulmak deyimiyle karşılanabilir. Dolayısıyla bu kullanımda doğrudur. Cevap A şıkkı olmalıydı. 18. Bu parçada kullanılan ergenliğin engebeli arazisi sözüyle ergenlik döneminin hangi özelliği vurgulanmıştır? Çocuk yaşta oyuncu olarak tanınıp başarıyla yetişkin saflarına geçen oyuncu soyusu azdır. Genellikle ergenliğin engebeli arazisinde yok olurlar. Evet, bu ergenlik dönemi özellikle gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal olarak zorlandıkları bir dönemdir. Ergenlik zaten zor bir dönemdir. Engebeli arazisi ise zaten zor olan bu dönem içerisinde olumsuzluklardan çabuk etkilenilen dönem olduğundan bahsetmektedir. Dolayısıyla cevap C şıkkı olmalıydı. Olumsuz bir dönemde daha fazla etkilenilmesi, olumsuzluklardan etkilenilen bir dönem olmasından bahsetmiştir. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır. 19. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur? Evet, öznelliği hatırladığımız zaman öznellik kişisel duyguları içeren cümlelerdir. Kişisel duygular, yani kişiden kişiye değişen durumlardan bahsetmektedir. Nesnellik ise kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilir, yani herkesin kabul ettiği durumlar için geçerlidir. Evet, birinci maddeye baktığımız zaman iri bir yaban kedisi olan saz kedisi Türkiye'de sayısı giderek azalan türlerden biri. Evet, burada kişisel bir yorum yoktur. İspatlanabilir bir bilgidir. Giderek azalan bir tür olup olmadığı ispatlanabilir. Dolayısıyla nesnel bir anlatım vardır. Avcılık ve kemirgenlerle mücadele sonucu avların azalması nesillerin devamlılığını olumsuz etkilemektedir. Yine kanıtlanabilir bir bilgi olduğu için nesneldir. Son zamanlarda iki farklı kurumun işbirliğiyle yürütülen projeler bu önemli soruna ışık tutuyor. Evet, bu önemli soruna demişiz. Burada söyleyenin kişisel yorumu vardır. Bu sorunu önemli olarak gördüğü ve yapılan projelerle bu soruna ışık tutulduğundan bahsetmiş. Yani kişisel yorumunu etkilediği için, kişisel yorumunu dile getirdiği için burada öznellik vardır. Projeler kapsamında 44 saz kedisinin varlığı belirlendi ve onları koruma çalışmalarına başlandı. Evet, yine burada sayılarını nesneldir çünkü ispatlanabilir ve çalışmaların yapıldığı da yine kanıtlanabilir bilgidir. Dolayısıyla 4 de nesnellik içerir. Cevabımız öznel olan C şıkkıdır. 20. soru. Bu parçada 90 kuşağı öykücüleriyle ilgili özelliklerden hangilerine değinilmemiştir? 90 kuşağının en belirgin özelliği farklılıklarıyla öne çıkmasıdır. Evet, farklılıklarıyla öne çıkmasıdır. Çok önemlidir bu çünkü 90'lara kadar hep tek sesli yapısıyla var olmuştur. Örneğin 50 kuşağının öyküleri hep birbirine benzer. Toplumcu öykü adeta kendi kopyalarını üretip dururken ilk defa 90'larda öykü farklı bir yapıya kavuşmuştur. Postmodernizmi farklı kılan da budur. Öykü çok sesli bir orkestraya dönüşmüştür artık. Gerçeklik algısı alt üst olmuştur. Bir yönüyle yerli duruşun yerine evrensel bir çerçeveye yerleşmiştir öykü. Bunu yaparken de farklı gerçeklikler üretmiştir. Evet, tüm insanlara hitap ettiğinden bahsedebiliriz. Çünkü evrensel bir çerçeveye yerleşmesi tüm insanlığa hitap ettiğini gösterir. Dolayısıyla bir mutlaka değinilen bir şıktır. O yüzden birin olduğu şıkları eleyebilirim. Klasik anlayışı devam ettirme, tam tersi farklılaştığından, artık çok sesli bir orkestraya dönüştüğünden, farklı bir yapıya kavuştuğundan bahsetmiş. Dolayısıyla klasik anlayışı devam ettirir diyemeyiz. İkiye kesinlikle değinilmemiştir. O yüzden ikinin olmadığı şıkları çıkardım. Gerçeklik algısını yok sayma. Burada gerçeklik algısının
yok saymadığından, bu algının değiştiğinden bahsetmiştir. Bu algının artık alt üst olduğundan, yani farklılaştığından bahsetmiştir. Yok saydığından bahsedilmemiştir. Dolayısıyla 3 de değinilmeyen şıktır. Yani cevabımız 2 ve 3 C şıkkı olmalıdır. Sınavımız bitmiştir arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.